Çiftçi ile Çocukları Metni Cevapları ve soruları Bilim ve Kültür Yayınları 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 2526-272-8293-3132 Vatandaşlık Teması Çiftçi ile Çocukları Metni Cevapları 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 25 Cevabı Hazırlık Çiftçi kelimesinin anlamını öğreniniz. Çiftçilerin yetiştirdikleri ürünlere örnekler veriniz. Cevap, çiftçi geçimini toprağa ekip biçerek sağlayan kimse anlamına gelmektedir. Çiftçiler buğday, patates, havuç, domates, salatalık, kavun, karpuz gibi ürünler yetiştirir. Aşağıdaki metni sessiz okuyunuz. Çiftçi ile çocukları zengin ve yaşlı bir çiftçi hastalanmış, ömrünün sonuna yaklaştığını anlamış. Çocuklarını yanına çağırmış, baş başa konuşmuş onlarla, "Sevgili çocuklarım, bize atalarımızdan kalan tarlalarımızı sakın satmayın. Bu tarlada bir hazine saklı. Hazinenin yerini bilmiyorum. Ama hiç bıkmadan ararsanız bulursunuz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın," demiş. Harmanı kaldırır kaldırmaz sürün tarlamızı. Kazın, belleyin, elinizin dokunmadığı tek yer bırakmayın. "Tamam mı?" demiş. 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 26 cevabı, çocukları, babalarının öğüdüne uymuşlar. Harmanı kaldırınca tarlalarını sürmüş, kazmış, bellemişler. El değmedik yer bırakmamışlar. Bunun sonucu olarak da tarlalarından eskisinden çok daha fazla ürün almışlar. Hazineye gelince, öyle bir şeye hiç rastlamamışlar. Ama babaları bilge adammış, çalışmanın da bir hazine olduğunu anlatmak istemiş. 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 27 cevabı, 1. Etkinlik A. Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz, çiftçi tarla hazine. Cevap. B. Bu kelimeleri kullanarak birer cümle yazınız. Cevap. Çiftçilerin bu yıl yüzü güldü, tarlada ekin kalmadı, bulduğu hazineyi annesine söyledi. 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 28 cevabı, 2. Etkinlik aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız, 1. Yaşlı çiftçi neden çocuklarını yanına çağırmış? Cevap, yaşlı çiftçi ömrünün sonuna yaklaştığını anladığı için çocuklarını yanına baş başa konuşmak için çağırmış. 2. Yaşlı çiftçi, çocuklarından ne istemiş? Cevap, yaşlı çiftçi, ne olursa olsun atalarından kalan tarlaları satmamalarını istemiş. 3. Yaşlı çiftçi çocuklarına neler yapmalarını söylemiş. Cevap, yaşlı çiftçi çocuklarına harmanı kaldırır kaldırmaz tarlalarını sürmelerini, kazmalarını, bellemelerini söylemiş. 4. Yaşlı çiftçinin çocukları çalışmaları sonucunda ne elde etmişler? Cevap, yaşlı çiftçinin çocukları çalışmaları sonucunda eskisinden çok daha fazla ürün almışlar. 5. Yaşlı çiftçi, çocuklarına neyi anlatmak istemiş? Cevap, yaşlı çiftçi çocuklarına çalışmanın bir hazine olduğunu anlatmak istemiş. 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 29 cevabı, 3. Etkinlik aşağıdaki cümleleri, metinde anlatılan olayların oluş sırasına göre numaralandırınız. Cevap, 4. etkinlik aşağıdaki kelimeleri zıt anlamlılarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. Cevap, 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 30 cevabı, 5. Etkinlik aşağıda verilen kelimelerle anlamlı ve kurallı cümleler oluşturup yazınız. Yazdığınız cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Hazinenin bilmediğini yerini söyledi. Cevap, hazinenin yerini bilmediği söyledi. Yılmadan bulursunuz hiç ararsanız. Cevap, çiftçilik geçinirler amcamlar yaparak. Cevap, amcamlar çiftçilik yaparak geçinir. Domates yetiştirir komşumuz bahçesinde. Cevap, komşumuz bahçesinde domates yetiştirir. Bahçemizi bahar dedem beller aylarında. Cevap, dedem bahar aylarında bahçemizi beller. 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 31 cevabı, 6. Etkinlik çizgileri birleştirerek aşağıdaki resmi tamamlayıp boyayınız. Resimde gördükleriniz hakkında konuşunuz. Cevap, 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 32 cevabı, 7. Etkinlik aşağıdaki metin, kelimeler arasına boşluk bırakılmadan yazılmıştır.
Metni, kelimeler arasında uygun boşluklar bırakarak yazınız. Maniler. Cevap. 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Vatandaşlık Teması Sayfa 2562627289303312 çiftçiyle çocukları metni etkinlik soruları ve cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.